Fenerbahçe televizyon ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Söz Derneklerimizde programının yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine hem Türkiye'de hem de dünyada farklı noktalarda Fenerbahçe sevgisini yaşayan ve yaşatan Fenerbahçe derneklerimizi sizler için tanımaya ve aynı zamanda sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli konuklarımız var. İlk olarak Amerika'ya uzanacağız. Fenerbahçe Washington DC Derneği. Bizim için tabii ki özellikle ülkeden bu kadar uzaklarda Fenerbahçe sevgisini yaşatıyor olmaları. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe USA Derneğimizi de ilk kurulan Amerika'daki derneğimizi ağırlamıştık. Bugün de Washington Derneğimizi ağırlıyoruz. Erhan Türk, Sayın Başkanımız burada. Genel Sekreterimiz Yiğit Arabacıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Sural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten sizleri burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu zorlu süreçte, pandemi sürecinde İstanbul'da olmanız, bizim programımıza konuk olmanız hakikaten çok değerli. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de çok teşekkür ederiz. Bu yoğun programınızda bize de yer ayırdınız. Bizim için büyük mutluluk. Yani derneklerimiz, hep söylüyoruz, her haftaki programlarımızda söylüyoruz. Kulübümüzün çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bulundukları noktalarda Fenerbahçelilerin birlik, beraberlik içinde olması ve kulüp için önemli projelere imza atmaları, orada Fenerbahçe sevgisini aynı çatı altında omuz omuza yaşamaları, ki binlerce kilometre uzaktasınız. 2019'da kurulduğunu biliyoruz sevgili Erhan. Derneğimizin kuruluşundan istersen biraz bahsedelim. Sonuçta bu fikir nasıl ortaya çıktı? Kurucu başkansın aynı zamanda, arkadaşlarınla bir araya geldin. Ve Fenerbahçe, madem Fenerbahçeliyiz, bunu bir dernek haline dönüştürelim mi dedin. Nasıl oldu? Aslında 2019'daki Fenerol kampanyasından esinlendik. Başkanımız Ali Bey, yönetim kurulumuz bir şekilde bir kampanya başlattılar. Bu kampanyada da biz de ne yapabiliriz diye bir WhatsApp grubu oluşturduk. Fenerol diye isim verdik buna da. WhatsApp grubunda baktık ki bayağı bir işte 200-300 kişi olduk. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. İşte formalar alıyoruz. O sırada Fenerbahçe TV'yi arıyoruz. Mesaj atıyoruz. İşte şu kadar daha forma alacağız. İşte içerideki üyeler daha başka insanlara ulaşıyor. Onlar da forma alıyor. Güzel bir organizasyon oldu. Dedik ki bu organizasyon neden devam ettirmeyelim? Yani 200-300 kişiyiz. Belki binlere ulaşacağız. Bir de biliyorsunuz yani Washington DC konum olarak da çok önemli bir yer. Çok. Yani Amerika'da derneğimiz var. New York'ta bir derneğimiz var. Chicago'da var. Dedik ki Washington DC'de neden olmasın? Bunun üzerine WhatsApp grubunu bir toplantı yaptık, oraya çağırdık. Sonra Fenerol gecesi yaptık, burada da birazcık yardımlar topladık. Bunları da kulübümüze ilettik. Daha sonra da kendi aramızda bir yönetim kurulu kurduk. Başkanımızla görüştük. Başkanımız da olaya çok sıcak baktı. Daha sonra da kurulduk. Hakikaten güzel bir oluşum. Fenerbahçe sevgisini orada şimdi birlikte yaşıyorsunuz ama organizasyonları da biraz soracağım. Öncelikle yönetim kurulu kaç kişiden oluşuyor? Nasıl bir yapınız var? Onu sorayım. Yaklaşık bir 15 kişiyiz. Başkan yardımcımız var. Diğer kollar var. İşte kadın kolları var. Bayan üyelerimize bakan. Ondan sonra aktivitelerle ilgili. Daha sonra hukuk danışmanımız var. Orada bir avukat arkadaşımız Levent. Ona da buradan selam olsun. Daha sonra iyi, yani bizim yapılanma biraz daha şöyle, yaş olarak biraz daha genç. Yani 30'lu yaşlarda herkes orada bir şirkette, iyi bir şirkette görev alan, kendi işinde uzman olan, mesela bizim muhasebe diyelim, Türkçesi muhasebe olan departmana bakan arkadaşımız çok üst düzey bir şirkette muhasebe bölümünün yöneticilik yapıyor. Harika. Yani bu açıdan da yöneticilerimiz gerçekten çok değerli. Hepsi çok genç. Donanımlı. Hepimiz de Fener aşkıyla yanıp tutuşan bir grubuz. Kaç üyeniz oldu şu an itibariyle? Dernek üyesi olmak için. Yaklaşık kaç üyemiz oldu? İstersen bu konuda bir anlasın. Yaklaşık 60-65 üyemiz var. Tabii ki aileleriyle birlikte organizasyonlara katıldıkları zaman da organizasyonlarımızın kitlesi çok yüksek. 200-300 kişilik organizasyonları da yaptığımız oldu. Pandemi öncesinde tabii ki. Evet, maalesef pandemi tüm dünyada, belki de Amerika burada en çok etkilenen ülkelerden bir tanesiydi. Hem can kaybı açısından hem salgının seyrinin hızlı gitmesi açısından New York'tan, yine belki Washington'da da buna benzer tablolar vardı. Sizi de çok olumsuz etkilediğini tahmin edebiliyorum. Nasıl, hangi organizasyonlarınız, mesela bu tip birlikte yaptığınız aktiviteler, işte maç izleme olsun, sosyal aktiviteleriniz olsun, muhtemelen sekteye uğramıştır. Ya ben bu konuda bir şey daha söyleyeceğim. Bizim yurt dışı dernekleri sadece orada Fenerbahçe'mizi değil, aynı zamanda ülkemizi de temsil ediyor. Yani biz orada iki misyonumuz var. Önce ülkemizi temsil ediyoruz, daha sonra Fenerbahçe'mizi temsil ediyoruz. Yani yurt dışı dernekleri
birazcık daha böyle biraz daha zor demek istemiyorum ama yaptığınız her hareket orada ülkenizi temsil ediyorsunuz. Yani Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe çatı altında toplanıyoruz. Bizim çoğu yaptığımız organizasyonlara sadece Fenerbahçeliler değil, diğer taraftarlar da geliyor. Yani biz aslında hem ülkemizin de tanıtımını yapıyoruz hem de Fenerbahçeliğimizin tanıtımını yapıyoruz. Kesinlikle. Yani bu konuda da önemli bir misyonumuz var. Tabii sadece sporla alakalı değil yani. Birçok organizasyonda Fenerbahçe dernekleri aslında başı çekiyor. Sosyal sorumluluk projelerinizin de tabii. Ben birçok sayıda olduğunu biliyorum. Önemli işler yaptığınızı da biliyorum. İstersen biraz organizasyon tarafından sen bahset Yiğit. Tabii ki biz kuruluş aşamasında aslında bir şeyi de yani bildiğimiz bir şeyi de fark ettik. O da Türk toplumunun özellikle yurt dışında biraz birbirleriyle çok bağlı olmadığı ve birbirlerinin nerede oturduklarından çok aslında pek haberdar olmadığı yönündeydi. Ama biz Fenerbahçe Derneği'ni kurduğumuzda aslında ne kadar çok kuvvetli, ne kadar çok birlik, beraberlikle birlikte yakaladığımız takdirde ne kadar çok büyük, büyük ve güzel organizasyonlara, işlere birlikte imza atabileceğimizi fark ettik. Ve biz bunu sadece Fenerbahçeliler olarak değil, Türk toplumu olarak da biz bunu fark ettik. Keza pandemi öncesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen bir Türk festivalimiz var bizim. Biz oraya kurulduğumuzdan sonra hemen iki ay sonra ilk defa bir spor kulübü, resmi bir spor kulübü derneği olarak standımızı açtık. Ve görenlerin Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'sı hiç önemli değil. Yabancıların dahil olmak üzere en renkli standı olduğu herkes tarafından söylendi. Bu da bizim için çok güzel bir gurur oldu. İnsanlar gördüğü zaman, şimdi genelde spor kulübü standı görmeye tabii ki alışık değillerdi ama bizi gördüklerinde o mutluluğu, o gördükleri, duydukları Fenerbahçe marşlarını uzaktan acaba doğru mu duyuyorum deyip gelip bizimle birlikte şarkılar söylemesi hakikaten bizim için çok güzel bir gururdu. Biz de bunu devam ettirerek, tabii pandemide biz ikinci Türk Festivalimizi gerçekleştiremedik ama çeşitli organizasyonlarımızla birlikte birlik beraberliğimizi her zaman koruduk ve bu şekilde de organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Pandemide gerçekleştirdiğimiz başka bir organizasyonda bizim için çok önemli olan aslında Amerika'daki evsizlere yemek dağıtma organizasyonumuzdu. Çok kıymetli, o da güzel bir organizasyon. Hocam yani kimse sokağa çıkmaya korkuyor. Düşünsenize insanlar markete giderken çift eldiven takıyor, maske ve böyle astronot gibi kıyafetlerle markete giderken biz bir Türk olarak, bir Fenerbahçeli olarak bulunduğumuz bölgedeki insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüp gerçekten sokakta yaşayan kimsesizlere yemek kampanyası yaptık. Mesela bu çok gurur vericiydi. Buradaki en büyük ayrıntı biz sadece Fenerbahçe formaları giymedik bu yemekleri dağıtırken. Aynı zamanda da Türkiye formaları vardı üstümüzde. Evet zaten ekranlara da bir yandan o güne ait fotoğraflar da geliyor. Hem işte milli takımla ilgili formalar, işte Fenerbahçe formaları. Burada zaten dediğin gibi olaya yaklaşımımız sadece Fenerbahçe ve bir spor kulübü olarak diye şu yaptığınız iş gerçekten Amerikalıların bile bence büyük hayranlığını ve saygısını kazanmıştır diye düşünüyorum. Burada çünkü yani böyle kritik bir süreçte yaptığınız için ayrıca önemli. Tabii tabii yani basında da çok yer aldı. Yani Anıl bahsetsin, dünya basında yer aldık değil mi Anıl yani? Kesinlikle öyle. Mart, Nisan'dan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedir? Acaba dokununca mı bulaşıyor? Yoksa nefes yolu dışında aynı ortamda bulunca da mı bulaşıyor diye insanlar çekinerek sokaklara çıkmıyordu. Biz sarı lacivert ve kırmızı Türkiye formalarıyla kilometrelerce öteden fark edildik ve insanlar geldi. Yerel basın da geldi Başkan Washington'da. Onun dışında dünya basını sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya kuruluşları değil, Almanya'dan İtalya'ya farklı medya kuruluşları, İngiltere spor kulübü Fenerbahçe'nin Washington'da derneği var ve pandemi sürecinde evsizlere yardım ediyor. Sokakta ben Beyaz Saray'a her gün gittiğimde gazeteci olarak takip ettiğimde insanlar evsizleri görünce çok yolunu değiştiriyor, uzağa gidiyordu. Biz onların yakınına gidince insanlara bir de Türk menüsü yaptık. Erhan Başkan'ın özellikle dedi ki ucuz olmasın ve de gerçekten Türk menüsü olsun diye ve baklava ikram ettik. Tas kebabı, pilav. Baklavayı da tanıyanlar çıktı ve çok mutlu oldular. Ya biz pizzadan, sosisli sandviçten bıktık. Böyle bir menü getirdiğiniz için, değer verdiğiniz için normal maliyetin 4-5 katı. Bunu sadece belirtmek için söylüyorum. Kendileri çok mutlu oldu ve Fenerbahçe'yi öğrenmek istediler. Fenerbahçe nasıl,
bizler de gelebiliriz, takip edebiliriz. Ya basketbolda birkaç tane de tanıdığını söyledi. Çünkü sokakta insanlar biraz daha evsiz insanlar, kimsesizler diyoruz, takip edemiyorlar. Ama kimileri de gazeteden Euroleague'deki Fenerbahçe basketbol başarısından dolayı ya ben Fenerbahçe'yi biliyorum ya da Chicago'da basketbolcu vardı, Fenerbahçe'de oynuyor. O yüzden tanıtımı anlamında çok önemliydi. Dünya basında yer alması sadece Fenerbahçe değil, Türkiye kimliğini de öne çıkardı. Zaten Fenerbahçe dergisinin de bir manşeti vardı, kapağı dergi. Fenerbahçe Türkiye'dir. Biz de orada yaşatmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Yani ve NBA'ye giden de çok fazla oyuncumuz oldu. O yüzden de takip etmeleri, tanımaları Amerika'da çok fazla bilen var ama hani senin dediğin gibi olaya biraz hani medya tarafından uzak kalmış veya hayatta tutunma çabasında olan insanların bilebiliyor olması, takip edebiliyor, duymuş olmaları da zaten biraz da buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir de mizah yaptık orada. Yani bir şey açtık, afiş açtık. Orada da biz dünyaya yeteriz çünkü Fenerbahçeliyiz. Çünkü Washington biliyorsunuz dünyanın merkezi olarak konuşuluyor. Biz de ona mizah olarak biz dünyaya yeteriz çünkü Fenerbahçeliyiz pankartını açtık. Çok gurur verici. Yani Fenerbahçeli olmak zaten anlatılmayacak bir duygu. Yani kelimelere sığmaz. Sabaha kadar konuşabiliriz. Türklük zaten yani bir Türk dünyaya bedeldir. Soyadınız da başkanım. Aynen. Çok güzel bir soyad. Erhan Türk oldu. Biraz NBA'den bahsedelim bu tabii arada. Tabii tabii. Orada da gururlarımız var. Yani işte orada oynayan Türk oyuncularımız var. Oraya giden, Fenerbahçe'den giden ama bizden biri olan işte Bogdanovic olsun. Yine daha önceki dönemlerde giden işte Bielitsa var. Fenerbahçe'yi orada temsil eden ve bizden kopmamış. Yani bizimle olan bağını koparmamış birçok oyuncumuz var. Onları da ziyaret etmişliğiniz var. Evet. Amerika'da maçlarına gidiyorsunuz. Anıl da gidiyor. Siz de gidiyorsunuz beraber. Oradaki diyaloglar nasıl? Yani tabii biliyorsunuz Cedi Osman videosu vardı. Onu da dernek olarak biz yaptık. O da bütün medyada bayağı yer bulmuştu. Tabii. Ondan sonra Bogdan Bogdanovic'i ziyaret ettik. O mükemmeldi mesela. Bogdan bizi gördü. Fenerbahçe atkıları gerçekten alacak gibi oldu. Gözleri doldu. Ona bizim derneğimizin atkısını verdik. İçeride böyle bakın diyor Fenerbahçe diyor. Bakın beni izlemeye gelmişler diyor. Tabii dışarıda da yaklaşık bir 70-80 kişi de tabii. Daha fazla dernek üyelerimiz de maçı izlemeye geldiler. Evet. Fenerbahçe bayrakları açtık. O kadar mutluydu ki işte menajerini kıskandırıyordu. Herkes tanıyor. Bakın NBA'de Fenerbahçe'yi tanımayan takım yok. Tabii ki mümkün değil yani. Yani ben size bunu olarak. Fenerbahçe olarak söylemiyorum. Bunu gözlemlerim, bunu gördüklerimden söylüyorum size. Ondan sonra biz tabii menajerine de bir tane atkı hediye ettik. İşte herkes, Bogdan tabii bizi orada çok iyi anlatıyor. Yemeklerimizi çok iyi anlatıyor. Çok baklavayı çok özlediğini söyledi. Hatta bir sonraki maça biz ona baklava getireceğimizi söyledik. Tabii pandemi falan da girince araya maçlarda seyircisi oynanmaya başladı. Gidemedik. İşin şöyle güzel bir tarafı var. Bogdan Bogdanovic'i destek olmak için ülkesi Sırbistan. Dolayısıyla pek çok Sırbistan uyruklu kitle seyirci onu desteklemek için oradalar. Bizi görünce çok şaşırıyorlar. Ve birdenbire Bogdan için buradasınız değil mi? Biz Fenerbahçe'yi çok iyi biliyoruz. Hem Orbadoviç'ten hem Guduric'ten pek çok basketbolcudan hem futbol hem basketbol çok sevgiyle bakıyorlar bize. Neredeyse daha fazlayız onlardan Bogdanovic için ve diğer basketbolcu arkadaşlarımız için. O da bizim için çok büyük bir gurur aslında. Yani sadece Amerika çapında değil, uluslararası anda tanınırlık ve bilinirlik çok güzeldi. Süper. Sevgili Anıl, sen de derneğin basınla ilgili sonuçta sosyal medya tarafı var, basındaki yansımalar. Bunları yapıyorsun ki benimle beraber meslek hayatına başladığını biliyorsunuzdur tabii. Evet. Anıl'ın. 15-16 yaşlarında Fenerbahçe Televizyonu'nda benimle beraber mesleğe ilk adımlarını atmıştı. 6-7 yıl neredeyse beraber çok güzel anılar biriktirdik. Şimdi Amerika'da sizinle beraber size emanet diyelim. Referans çok kuvvetli yani. Hakikaten mesleği çok iyi öğrendiğine benim yanımda kefilim. Şimdi orada gazetecilik yapıyorsun. Bir yandan da dernek üyesisin. Aynı zamanda ben de seni mutlulukla, gururla takip ediyorum. Emeğin çok Kıvanç abi. 15 yıl önce ben Fenerbahçe TV'ye girdiğimde seninle şampiyonluk kutlamalarında tanıştık. Evet. Çoğu kişi abi tanıdığım var, Kıvanç abi torpil mi yaptı öyle değil. Şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe sevinciyle tanıştık.
ve bir ziyaretle başladı. Daha sonra gazeteci, televizyoncu olmama Fenerbahçe camiasında çok büyük bir önemi vardı. Şimdi Beyaz Saray'dan NBA'ye son 5 yıldır Türkiye'ye tüm gelişmeleri gazete ve televizyonlara aktarıyorum. Fenerbahçe'nin katkısını ömür boyu ödeyemem ve ilk tanışmamız da Erhan Başkan'la ve Yiğit'le de aslında Fenerbahçe'yle oldu. Biz bir yemekte, davette tanıştık ve daha sonra Erhan Başkan bizim dernek girişimimiz var, senin de yer almanı isterim dedi ve daha sonra abi kardeş gibi, Yiğit'le de kardeş gibi olduk. Benim hayatıma Fenerbahçe'nin katkısı büyüktür. Belki Fenerbahçe'de başlamasaydım gazeteci olmayacaktım. Oralara kadar gitmeyecektim. O yüzden çok ayrı yeri var Fenerbahçe'nin. NBA üzerinde şunu ekleyeyim. Bogdan Bogdanovic'i takip ederken Yiğit maç boyunca Bogdan, Bogdan diye bağırdı. Bogdan Sırp taraftarlara bakmadı. Yiğit'e baktı, tamam dedi. Görüşeceğiz. Kafasını salladı. Görüşeceğiz dedi. Ama Fenerbahçe sarı lacivert renkler bir asalet olduğuna inanıyorum. Bunu diğer takımdan da insanlar söylüyor. Şimdi söz derneklerinde yazısına bakınca gerçekten sarı lacivert çok ayrı bir renk. Dünyada nerede olursa olsun fark ediliyor. Festivalde de öyleydi. NBA'de sadece Fenerbahçe değil Türkiye için de bir gönül elçisi gibi olduk. Çünkü Erhan Başkan'ın da kulübün sahibiyle Washington Wizards'ın aynı zamanda buz hokeyi takımı var. Kendisi milyar dolarlık bir iş adamı. Erhan Başkan'ın arası iyi olunca bazı yerlere de aksesi iyi oluyor. Ve soyunma odasına kadar gittiğimizde oyuncular aslında NBA'in yoğun bir sezonu var. Çok da yoruluyorlar. Kimileri annesi bile aradığında konuşmuyor. Ertesi gün konuşuyor. Ama sarı lacivert renkleri görünce ben size 5 dakika ayırmam lazım diyor. O 5 dakika yarım saat 40 dakikaya kadar gidiyor. O yüzden çok güzel katkı veriyor. Erhan Başkan'la gittiğimizde sadece koçlar değil takım arkadaşları da Fenerbahçe senin takımın bizden de atkı isteyenler oldu. Tabii, biz bayağı atkı dağıtıyoruz orada yani. Belli canım orada siz Fenerbahçe'yi... Yakında transfer olmak için sana gelecekler başkan herhalde. Olur. Ama bakın şimdi NBA'de draft'te çok oyuncu oluyor. Beklemede kalan oyuncular var. Yani biz biraz da kulübümüze faydamız olabilirse bu oyuncuları belki bedelsiz, belki bedelinin yarısı fiyatına Fenerbahçe'mize kazandırıp bir nebze bir şeyler yapabilirsek bu da bizim için bir mutluluk. Yani dernekler sadece taraftarları bir araya getirmek değil yani. Biz dediğim gibi hem Türkiye'yi temsil ediyoruz hem Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Onun yanında kulübümüze maddi ve manevi nasıl bir kazanç elde edebilirsek onun üstünde çalışıyoruz. Yani gerçekten biraz yeni bir derneğiz ama durmadan her gün Fenerbahçe için ne yapabiliriz diye projeler üretiyoruz. Yani evdeyken bile ne yapabiliriz dedik. Instagram yayınları yaptık Anıl'la birlikte. Çok güzel geçti bunlar. Bunlar da Sayın Büyükelçimiz Serdar Bey'i de aldık yayına. Orada yaşayan halkı da bilinçlendirdik. Yeri geldi Dışişleri Bakan Yardımcımızı da aldık yayına. Uçuşlar konusunda ne olacak bunları da konuştuk. Yeri geldik moral olsun diye futbolcularımızı aldık. Yani süper bir aslında korona kötü bir dönem oldu ama biz dernek açısından bunu nasıl daha böyle faaliyetleri arttırabiliriz. Nasıl insanlar evde bile olsa bir nebze olsa da onlara böyle moral olsun bunu yapabiliriz. Tabii bu arada da biz kendi içimizde de korona başladığı zaman da eğer ihtiyacın olursa kendi derneğimizin içindeki üyelerimize de destek çıktık. Birkaç üyemiz koronaya yakalandı. Tabii onların ismini o WhatsApp sayfamızda vermedik veya afişe etmedik ama onlarla da birebir ben ilgilendim. İki günde bir olsa da aradım, sordum. Yani biz bir aile olduk. Çok da mutlu bir aileyiz. Çok da güzel bir ailesiniz gerçekten. Sadece teşekkür futbol kulübü değil, spor kulübü ve kültür de. Başkan Washington'da Büyükelçi Serdar Kılıç'tı. Daha yeni değişti. 7-8 sene görev yaptı ve biz Türkiye maçını izledik. Başkanımız özel herkese çiğ köfte Fenerbahçe'li üyemize yaptırdı. İnsanlar sadece maça değil, çiğ köfteyi de geldi çünkü orada bulamıyorlar ve Büyükelçimiz dedi ki ben 8 yıldır buradayım, hep birlikte maç izlediğim böyle bir organizasyon yok. Kendisi de aslında Galatasaraylı ama bize katılarak diğerde o gün 100'ü aşkın insan vardı. Gelerek Fenerbahçe'nin sadece spor değil kültür anlamında da gurbette herkesi birleştirdiğini gördük. Çünkü etkinliklerimiz koronavirüs döneminde evet online yaptık, insanları bilgilendirdik. Hatta ben seçim günü Beyaz Saray'da yayın yaptım, çıktım. Bir Türk denk geldi ve onlar da çekim yapıyordu, arkadaşına yardım ediyor.
Normalde derler ya, ekrandan, gazeteden tanıyorum. Ha, seni Fenerbahçe yayınlarından tanıyorum. Fenerbahçe DC yayınlarından tanıyorum dedi. Yani bölgedeki halkın çok fazla takip ettiğini gördük. Ve Büyükelçi Serdar Kılıç'ın da 8 yıl görev yapıp böyle bir organizasyonu görmemesi bizi mutlu etti. Farkımızı ortaya koydu diyelim Anıl. Evet. Ve hakikaten orada Fenerbahçe USA Derneğimizin de ben birçok organizasyonda katıldığımda sadece Fenerbahçeliler değil, orada yaşayan Türk toplumunun ileri gelenleri, önde gelen isimleri, diğer takım taraftarları hep bir arada oluyor. Çünkü Türk toplumunu bir araya getiren çok önemli bir marka orada Fenerbahçe. Evet. Bu anlamda sizi de tebrik ediyorum. Washington DC'de çok önemli bir merkezde bunu yaşadığınız ve yaşattığınız için, Türk toplumunun orada sesi olduğunuz için, Fenerbahçelilerin sesi olduğunuz için bu dernek oluşumundan dolayı hakikaten çok tebrik ediyorum ve bundan sonraki süreçte de başarılarınızın, projelerinizin devamını diliyorum. Erhan Başkan, programımızın sizinle ilgili olan, yani size ayırdığımız sürenin sonuna geliyoruz. Çünkü diğer derneklerimizin de arka arkaya biliyorsunuz programda konuk edeceğiz ama sizin derneğinizde bugün buraya gelemeyen, bizimle olamayan ama video gönderen taraftarlarımız oldu. Fenerbahçelik nedir köşemiz var. Fenerbahçelik nedir videolarını izleyerek ben veda edeceğim. Ben de hem size hem Fenerbahçe TV ailesine çok teşekkür ederim. Bize yer ayırdınız. Bizim sesimiz olduğunuz için çok sağ olun. Kendi adıma hem de yönetim kurulum adına teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Burası sizin eviniz zaten. Hiç davete bile gerek yok. Hep bir aradayız. Büyük bir aileyiz. Çok sağ olun. Çok İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık diyelim. Ve Fenerbahçe Washington DC Derneğimizden gelen değerli izleyenler, Fenerbahçelik nedir videosunu izliyoruz şimdi. Serpil Gülşen, Amerika Washington DC Fenerbahçe Derneği kurucusu. Fenerbahçeli olmak 10 bin kilometre uzakta Fenerbahçemize yakın olabilmek için dernek kurmaktır. Merhaba, benim adım Ata Sakin. Çok seviyorum Fenerbahçe'si. Merhaba, benim adım Emir Erdinç ve Fenerbahçe en iyi takımı. Fenerbahçe çok büyük. Merhabalar, ben Çağlar Caner. Fenerbahçelilik ilk nefesten son nefese kadar yoğun bir şekilde yaşanan, adı konulamayan duygudur. Şampiyon Fener, en büyük Fener. Merhaba! Sanatçı ve yazar Ülkü Gözen Stewart. Fenerbahçe bir gendir. Kaç kuşak gerimiz, kaç kuşak ilerimizdir. Washington DC Fenerbahçe Derneği güzel Kanarya'mızın Amerika'daki yuvasıdır. Sevgiler, selamlar.